Merhaba sevgili göçmen anneler, ben klinik psikolog Pınar Mermer. Şimdi yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü videonun konusu da bir önceki paylaşılan video ile çok bağlantılı, benzer bir konu aslında. Bir önceki videoda anne hassasiyetinden bahsetmiştik. Anneler çocuklarıyla babalarından daha fazla, çoğu zaman da daha kaliteli zaman geçirdiği için anneler çocuklarla ilgili bazı negatif giden durumlara daha hakim olabiliyorlar. O yüzden bu konularla ilgili harekete geçmek istediklerinde babalar tarafından durdurulabiliyorlar. Bu durum bazen çocuğun sağlığı ile ilgili önemli kararların alınmasına veya bu kararların alınmasının gecikmesine sebep olabiliyor. İlk videoda biraz bunlardan bahsetmiştim. O videoyu aslında şöyle bağlamak istiyorum. Eğer yapılan bir araştırma var ama maalesef ben nerede okuduğumu unuttuğum için tekrar bir kaynak araştırmam gerekecek. O araştırma diyor ki eğer babalar çocuklarla anneler gibi kaliteli zaman geçirirse, çok zaman geçirirse, mesela evde olan çalışmayan çocuk bakan, çalışmayan demeyeyim, çocuk bakmak da en değerli çalışma aslında. Evde çalışan babalar, çocuklarla bütün gün olan babalar söz konusu olduğunda da annelerin hassasiyetinin aynısını o babalarda da görüyoruz. Çocuklarını çok iyi gözlemleyebiliyorlar ve bir şeylerin ters gidip gitmediğini anlayabiliyorlar. Demek ki bu mesele çok kadın erkek meselesi değil. Hani diyorlar ya bazen kadın beyni şöyle, erkek beyni böyle. Bu mesele zaman geçirme ve biraz da odağınızın nerede olduğu ile ilgili bir mesele aslında. Buradan da şuraya geleceğim. Bazen şöyle şeyler söylüyor anneler. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, bunu nasıl yaşıyorsunuz? Yazarsanız sevinirim. Biz çocuklarla veya çocuğumla bir şekilde kendi düzenimizi tutturuyoruz, iyiyiz, idare ediyoruz. Hatta bazen eğleniyoruz, keyifli zaman geçiriyoruz. Ama ortamda baba olduğu zaman veya kayınvalidem, dede, annem, ablam, ne bileyim halası, ortamda birileri olduğu zaman benim çocuğumla ilişkim geriliyor. Yani bu bazı insanlar vardır aslında. Çocuğunuz da sizi kucaklarlar. Sizi güvende ve rahat hissettirirler. O zamanlarda belki bu his o kadar da gelmiyordur. Ama bazı insanlar bizde bazı şeyleri tetikliyor ve o insanların etrafında o kadar da rahat olamıyoruz. Hele ki çocuğumuzlaysak. Tabii bunun birçok sebebi var. Örneğin eşimiz ortama girdiğinde çocuklarla gerilmemizin bir sebebi şu olabilir. Doğal olarak ortamda konuşulması gereken, bazı kararlar verilmesi gereken, bir ortaklık yapılması gereken başka bir kişi var. Ve bu kişiye de dikkati vermek gerektiği için özellikle çocukla birlikteyken sınırlı bir kapasiteye düşmüş dikkatimizi başka birine de yöneltmemiz gerektiğinde bu bir gerginliğe sebep oluyor olabilir. Yani bu doğal bir gerginlik aslında. Bundan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim gerginlik biraz daha şu. Eleştirileceğim, beğenilmeyecek, burun kıvrılacak veya çocukla gerilecek, ben aralarında kalacağım. Sinek. Yani özellikle evde çocuklarıyla zaman geçiren veya çocuğun sorumluluğunu fazlaca üstüne almış, almak zorunda kalmış anneler söz konusu olduğu zaman babalar işten geldiğinde, hafta sonu veya seyahatten geldikleri zaman bir düzen bozulması söz konusu oluyor. Dediğim gibi bu tamam, doğal akışın bir parçası, düzen bozuluyor, tekrar adaptasyon gerekiyor vesaire. Keşke bütün babalar da çocukların yanında olabilse veya tam tersi. Eğer baba çocuğa bakıyorsa anne ortama girdiğinde bir dengeler bozuluyor olabilir. Ama yine benim bahsettiğim şey biraz daha farklı. Annenin kendini her şeyden sorumlu hissetmesi, çocuğun bütün negatif davranışlarından ya da negatif gibi görülen, öyle değerlendirilen davranışlarından sorumlu hissetmesi,
çocuğun yapamadığı veya başkalarına verdiği her tepkiden kendi ebeveynliğini, kendi anneliğini sorumlu tutmasından bahsediyorum. Orada ciddi bir suçluluk duygusu var arkada. Ben yapamadım, o yüzden öyle oldu. Ben beceremedim, o yüzden öyle oldu. Daha iyi bir anne olsaydım böyle olmazdı. Daha iyi bir annelik yapmış olsaydım babasına böyle cevaplar vermezdi, babasıyla tartışmazdı. Daha iyi annelik yapmış olsaydım babaannesine merhaba derdi. Daha iyi bir annelik yapmış olsaydım anneme vurmazdı. Daha iyi bir anne olsaydım, bugüne kadar daha iyi bir sistem oturtsaydım işte daha çok sebze yerdi. Çünkü özellikle çocukların yemek yememesi veya sebze yememesi özellikle aile büyüklerinin yanındayken çok dikkat çekici oluyor. Çocuğun yaptığı, yapamadığı her şeyin, özellikle yapamadığı her şeyin sorumluluğunu üstümüze alma eğilimimiz var. Bu da epey yorucu oluyor. Şimdi üçüncü bir kişi olmadığı zaman gözleyen birisi yok. En fazla bizim orada eleştirel ses var kafamızda. Onunla da bir şekilde baş ediyoruz gün içinde atışa atışa. İşte sen yapamadın, sen edemedin, ne biçim annesin, bak senin çocuğun böyle, diğerleri öyle mi falan diyor. Ama yani üçüncü biri ortama girdiği zaman bu ses iyice alevleniyor ve sanki vücut buluyor karşımızdaki insanda. Demiyorum ki bazı insanlar bizi rahatsız etmek için konuşmuyor. Yani tabii ki de bazı insanların müdahaleleri ne kadar iyi niyetliyse, bakışları, tavırları vesaire, işte çocuğunuza ya neden sebze yemiyorsun, bak büyümeyeceksin vesaire gibi müdahaleler gelebiliyor. Bazen de gerçekten olabilir, insanlık bu ya, eleştirmek için, rahatsız etmek için veya yargılamak için de konuşabiliyor insanlar. Bunları hep deriz ya böyle, aman canım sen üstüne alma falan. Yani bu nasıl olacak peki? Yani nasıl üstüme almayacağım ben bunu? Ben bileceğim ki şurada, derinde, altta, içte bir yerde kendimi iyi tanıyacağım. Kodlarımı iyi tanımam gerekiyor. Yani benim kodlarım da anne her şeyi bilmeli, anne her şeyi yapmalı. Çocuğun bütün davranışlarından, akademik başarısından, işte terbiyesinden, ahlakından anne sorumludur. Böyle olduğu zaman bende bu kodlar varsa ben şuramda bir etiketle geziyorum, değil mi? O etiket nedir? Orada suçlu yazıyor kocaman. Ve insanlar da inanın o etiketi görüyorlar ve ona göre davranmaya başlıyorlar. Ama ben o suçlu etiketini çıkarıp atarsam, bir kenara koyarsam, kendimin farkında olursam, ne zamanlar tetikleniyorum, ne zamanlar bu etiket orada böyle iyice büyüyor, onun farkında olursam eğer, orada gelen tepkileri üzerime almamayı başarıyorum. Nasıl mesela? Ben elbette ki bir ebeveyn olarak çocuğumun belli ihtiyaçlarının yerine getirilmesinden sorumluyum. Elbette ki benden etkileniyor, beni rol model olarak alıyor. Aramızdaki ilişki, işte hep diyoruz ya, bağlanma ilişkisi vesaire. Bunların onun üzerinde etkisi var. Evet, ama bu çocuğun mesela bir babası var veya bir bakıcısı var, öğretmeni var, arkadaşları var. En önemlisi, bu çocuğun bir mizacı var. Doğuştan getirdiği bir sürü özellik var. Hatta şimdi deniliyor ki işte travma 5 nesil boyunca seyahat edebiliyor veya daha fazla geriden gelebiliyor. Bu çocuğun yani bu bir boş kağıt olarak doğmuyor bu çocuk. Kendiyle beraber getirdiği bir sürü şey var ve kendi yolunu çizecek bu hayatta. Bizim en fazla yapabileceğimiz şey onun yanında yürümek ve böyle biraz sağa, biraz sola, bir ihtiyacım var mı? İşte su vereyim, biraz yemek vereyim diyerek bir şekilde onu o yolda sağlıklı, onun o yolda sağlıklı yürümesi için yardımcı olmak. Ama ben onu tutup da böyle sağa sola götüremem. Onun verdiği her karardan, onun her davranışından ben sorumlu değilim. Olamam. O benden ayrı bir karakter. Benden ayrı bir insan. Yapışık değiliz birbirimize. O benim bir uzvum gibi değil, kolum bacağım gibi değil. O başka biri. Evet, benden çıkmış olabilir. Ben büyütmüş olabilirim ama o başka biri. O başka biri. O başka biri. Onun kendi kararları var, kendi tercihleri var. Bunu ben kendime anlatabilirsem eğer, oradaki suçlu etiketi yavaş yavaş kalkmaya başlıyor.
Yani çocuk çünkü şöyle bir şey değil. Yani buradan input output, yani buradan koydum, oradan güzel bir şekilde çıktı ya da aynen çıktı. Öyle bir şey yok. Çocuk çok karmaşık bir yapı. İnsan öyle. Beyin öyle, karmakarışık. Hayat o kadar kontrol edilebilir, tahmin edilebilir, müdahale edilebilir bir süreç değil. Dolayısıyla çocuğumuzun başkalarıyla ilişkilerini veya yüksek sesle ifade ettiği tercihleri kendini ortaya koymaya çalışmasını biraz kenardan, arkadan izlemeye çalışmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, dediğim gibi, gerginliğimiz çok artmaya başlıyor. Kaygımız çok arttığı için, suçlu hissettiğimiz için ya da bir sürü şey arkada. Ve bu gerginliğimiz de yine ilişkimize ve çocuğumuzla, en kötüsü çocuğumuzla ilişkimize yansıyor. Çok daha kontrolcü olmaya başlıyoruz. Bir süre sonra artık bıkıyoruz, sıkılıyoruz, tükenmiş hissediyoruz. Çocuğumuzu suçlamaya başlıyoruz. Etrafımızdakileri suçlamaya başlıyoruz. Onlar öyle insanlar olmasaydı böyle olmazdı demeye başlıyoruz. Bu da işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyor durumu. O yüzden önce kendimize yapıştırdığımız etiketlere biraz bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.